Herkese selam. Kanalıma yeni vloguma hoş geldiniz. Bugün yine iftar için güzel güzel yemekler yapacağız. İlk önce tatlımla başlayacağım. Kalburabastı tatlısı yapacağım. Hem malzemeleri çok az, hem kolay, hem de böyle bütçeye daha uygun olduğunu düşünüyorum diğer tatlılara göre. 2 bardak sıvı yağım var, 1 bardak fındığım var. 1 bardak süt, 1 tane kabartma tozu, 5 bardak da un kullanacağız. Hemen hızlı hızlı yapmaya başlayacağım. Önce şöyle yağları koyuyorum. Dökmeden. Üzerine sütü ilave ediyorum. Şimdi burada ununu eleyerek şöyle biraz unundan döküyorum. Unun üzerine direkt şeyi koyacağım. Kabartma tozunu koyacağım. Ondan sonra güzel güzel yoğurmaya başlayacağım. Biraz böyle toparlandıktan sonra da fındığını ekleyeceğim. Onlara şekil verip fırına yollayacağız. Sonrasında da şerbetini hazırlamaya geçeceğiz. Arka tarafta da yemek hazırlıklarımı yaptım. Onları da birazdan size göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle topaklar kalıyor. O yüzden elemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bunu biraz karıştıracağım. Ondan sonra diğer kalan kısmını da gene eleyerek ekleyeceğim. Hamuru güzelce toparladım. Ben kalburabastım böyle şekil verip ortasına koymuyorum fındığını ya da cevizini. Direkt böyle hamuruna karıştırıyorum. Hem daha kolay oluyor hem daha lezzetli oluyor. Kanalımda da gene kalburabastım tarifini vermiştim ben. Aynı bu şekilde yapmıştım. Şimdi Ramazan'a da çok uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugün bundan yapmak istedim. Güzelce fındığını da karıştıracağım. Ondan sonra nihalenin üstünde şekil verip tepsime alacağım. Şimdi fırınımı da 175 derecede açıyorum. Hatta onu da hemen açayım. Isınsın bir yandan. Bunu az bir şey daha yoğurup maksat fındıklar komple hamura karışsın. Ondan sonra geçeceğiz şekline. Şimdi artık başlıyorum şeklini vermeye. Şöyle küçük küçük kopartacağım. Böyle ceviz kadar diyeyim. Bunu nihalenin üzerine bastırıyorum. Bu şekilde. Eğer fındığını hamuruna karıştırmayacaksanız işte burada tam olarak ortasına koyup o şekilde kapatmanız gerekiyor. Ben bunu tamamen şekil vermek amaçlı yapıyorum. Şekilleri böyle olacak. Çok kolay bir tatlı. Gerçekten böyle 5 dakikanızı 10 dakikanızı ayırıp çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiçbir maharet, marifet, hiçbir şey istemiyor gördüğünüz gibi. Zaten sıvı yağda yaptığımız için hamur çok kolay toparlanıyor. Tereyağı, margarin, karbonat hiçbiri yok bu tarifte.
ve sıvı yağlı olduğu için böyle kıyır kıyır tabir ettiğimiz bir tatlı. Şimdi güzelce tepsiyi dolduracağım. Ondan sonra da yollayacağız fırına. İlk tepsimi hazırladım. Bir tepsi daha çıkacak şimdi bundan. Tatlım bu şekilde. 175 derecede tam o tarafta aşağı yukarı yarım saat pişireceğim. Şimdi kalanları da şöyle hemen diğer tepsime alacağım. Onlara da şekil verip bu piştikten sonra diğerlerini yollayacağım. Tatlıların bir tepsisi pişti. Size şöyle göstereceğim. Yanıyorum da ama. Şöyle bakın altları çok güzel pişti. Ben daha göstereyim. Gayet güzel. Şimdi diğer tepsiyi yolladım fırına. Artık geçeceğim şerbetini yapmaya. Bunu şöyle kenara bir yere alayım. Güzelce soğusun. Şerbetini sıcak koyacağız çünkü. Gelelim şerbetine. Şimdi başlayalım şerbetini yapmaya. 3 bardak şekerim var. Şöyle klasik su bardağıyla. 3 bardak da su koyacağım. Bir dilim de limon var içinde. 3. bardağı da koydum. Şimdi bu kaynamaya gidiyor. Şöyle bir karıştırayım önce. Kaynayana kadar ara ara şekerini biraz böyle karıştırıp eritelim. Bunu kaynamaya bırakayım. Artık biz de yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Şerbet de kaynadı. Onun altını kıstım. Artık tavuğu yapmaya başlayacağım. Size bugün çok güzel bir tavuk tarifi vereceğim. Biz bunu bazen böyle ekmek arası olarak tüketiyoruz. Bazen de pilavla birlikte tüketiyoruz. Biraz tavam ısındıktan sonra şöyle minik minik kuşbaşı doğradığım tavuk göğsüm var. Bunu tavuğun but kısmından da yapabilirsiniz. Diğer etlerinden de yapabilirsiniz. Ben bugün göğüs etiyle yapacağım. Diğer böyle yağlı kısımlarıyla yaparsanız çok daha lezzetli oluyor açıkçası. Biraz ısındıktan sonra direkt tavuğumu atacağım. O kadar kolay bir yemek ki iftardan böyle yarım saat 40 dakika önce mutfağa girip çok rahat yapabileceğiniz bir yemek. Tavukları atacağım. Şimdi bunlar biraz sotelensin. Biraz suyunu bırakacak. Ondan sonra güzelce pişirmeye başlayacağım. Şerbette 5 dakika daha durduktan sonra, hatta 4 dakika diyeyim. 4 dakika sonra onu da ocaktan alacağım. Tavuğum şimdi güzelce bir sotelensin. Çok az ağzını kapatacağım. O ara yağımın altını açayım. Patatesimizi kızartmaya başlayalım. Başardım. Şimdi bunu da koydum. Yağım güzelce ısınsın. Patatesleri doğramıştım. Onları suya koydum. Şöyle suyun içinde beklettim. Kararmamaları için. Bunları da böyle küp küp doğradım. Şimdi güzelce süzeceğim. Sulu kalmasın ki yağımız patlamasın. Ondan sonra kızartmaya başlayacağım.
Şimdi tavuk böyle kızarır gibi olmaya başladıktan sonra, yani şöyle dibindeki görüntüyü görüyor musunuz? Dibine yapışır gibi olmaya başladıktan sonra ona hemen biraz yağ koyacağım. Şöyle biraz yağ koydum. Biraz böyle yağıyla ağır ağır kızarmasını istiyorum. O ara patateslerim de kızarır. Ondan sonra bu tavuğu çok güzel bir şekilde baharatlayacağız. Bu tamam. Şimdi tatlımızı şerbetlemeye geçelim. Kalbura bastıları böyle bir borcam kabın içine aldım. Şerbetim sıcakken direkt böyle üzerlerine gezdiriyorum. Artık tatlılar tamamen soğudular. Böyle olduğu zaman kıtır kıtır oluyor. Birazcık daha yumuşak olsun diyorsanız, o zaman tatlınızı biraz daha ılık bırakın. Şerbet gene sıcak kalsın. O şekilde üstüne dökün. Güzelce şerbetini döküyorum. Ondan sonra artık tatlımızı dinlenmeye alacağız. Bir yandan bunu da şerbetleyelim. Oraya sığmayanları da böyle başka küçük bir borcama aldım. Böyle bol bol döküyoruz. Geldik tekrar bu tarafa. Artık tavuklar oldular. Şimdi ona böyle, tam bir şey verebilmek için, damak tadınıza göre değişir gerçi, biraz böyle tuz atacağım. Bir tatlı kaşığından biraz az. Karabiber atıyorum. Bu sulu bir yemek değil. İsterseniz ekmek arası. Karabiberi de yani şöyle bir çay kaşığı kadar attım. İsterseniz ekmek arası olarak yiyorsunuz. İsterseniz de böyle pilavın yanında yiyorsunuz. Söylediğim gibi. Çok güzel oluyor. Bu yemeğin esas baharatı kimyon. Kimyon koymazsanız bence aynı lezzette olmaz. O yüzden muhakkak kimyonu koyun. Böyle 2 tatlı kaşığı kadar kimyon attım. Gerekirse gene atacağım. Çünkü patatesleri de bunun içine karıştıracağım için bakacağım ona göre. Hani gözüme az görünürse biraz daha ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da böyle pul biber atıyorum. Hatta şöyle birazcık daha atayım. Şimdi bir baharatını şöyle bir karıştıralım. Sadece karıştırıyorum. Artık baharatlarımın yanmaması için bunun altını kapatıyorum. Tavukla şimdilik işimiz bitti. Patates kızardıkça direkt böyle patatesi bunun içine çıkartacağım. Hiç ayrı bir tabağa bile çıkartmayacağım. Böyle patatesteki bütün yağ gene buna geçsin. Ve patates de sıcakken hemen oradaki baharatları alsın bir yandan. Gerekirse gene baharat koyacağım. Bunlar olduktan sonra da çorbayla pilav yapacağız. Bir de ben kendime biraz bakla almıştım. Benden başka kimse yemediği için evde çok az böyle gördüğünüz gibi. Bir yandan da onu pişireceğim. Şimdi baklaları ince ince doğrayayım. Soğanımı da doğrayayım. Onu da kendim için hazırlayacağım.
Burada baklanın soğanları kavruluyor. O biraz daha kavrulduktan sonra üzerine biraz biber salçası, birazcık da domates salçası ilave edeceğim. Salçaları da kavurduktan sonra üstüne baklayı koyup biraz da su ekleyip kapağını kapatıp onu pişireceğim. İşte tuzunu, baharatını falan atarım. Bunun içine de, tavuğumun içine de biraz daha patates kızartması koydum. Ama bütün patatesin hepsini koymadım, fazla geldi. Bunun baharatı biraz benim gözüme az görünüyor. O yüzden şöyle göstereceğim size, birazcık daha baharat bunu bir şuraya alayım. O burada kavrulmaya devam etsin. Ocağım da bayağı kirlendi. Buna az bir şey daha baharat ilave edelim. Bol baharatlı bir yemek. Şimdi pilavımla çorbam kaldı. Bu kuru kuru bir yemek olduğu için muhakkak menünün içinde çorba olması gerekiyor. Şimdi birazcık daha kimyon atacağım. Şöyle bir dolu dolu bir tatlı kaşığı daha kimyon attım. Ve birazcık daha pul biber. Hatta az bir şey de gene karabiber de atalım. Sunumdan önce bunu güzelce ısıtacağız. İsterseniz iftardan hemen böyle son dakika yapın. İftardan bir yarım saat önce yapın. İsterseniz 3-4 saat önce yapın. Tadında hiçbir değişiklik olmaz. Hatta baharatıyla bekledikçe inanın çok daha güzel oluyor. Şöyle alalım. Soğanları da kendime göre şey doğradım. Biraz büyük doğradım. Yemeğin içinde ben soğanı biraz böyle büyük doğranmış severim. Ama evdekiler öyle sevmediği için her zaman rendeliyorum. Şu an sadece ben yiyeceğim için onun vermiş olduğu böyle özgürlükle kocaman kocaman doğradım. Şimdi salçasını artık ilave edeceğim. Çok pişirmeme de gerek yok soğanı. Her şey kendi keyfime göre. Yeterli benim için. Biraz salça ilave edeceğim. Biraz domates salçası koydum. Biraz da tatlı biber salçası ekliyorum. İkisi toplam böyle şöyle bir yemek kaşığıyla bir yemek kaşığı eder yani. Kaşığım küçük. Onu da ekledikten sonra güzelce kavuruyorum. Salçası da kavruldu. Şimdi baklayı salçasıyla karıştıracağım. Suyunu ilave edeceğim. Tuzunu da ilave edeceğim. Benim yemeğim de hazır olmuş olacak. Pişmeye hazır olmuş olacak yani. Zaten çok pişirmeyeceğim. Artık tuzunu ilave ediyorum. Gene onu da keyfime göre biraz bol tuzlu. Biraz da karabiber atayım. Ve suyunu koyalım.
Şimdi geldik çorbaya. Çorba için yoğurt kullanacağım, un kullanacağım, yumurta sarısı kullanacağım. Ben gene ölçülü bir şekilde yapayım. Normal düz yoğurt çorbası bu. Yayla çorbası değil, içine pirinç koymayacağım. Direkt yoğurt çorbası yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlarım varsa şöyle ölçülü yapayım hemen. İki, bir bardak daha koyalım. 3 bardak yoğurt kullanayım. Üç bardak yoğurdumu koydum. Gene sizin için suyunu da ölçülü koyabilirim. Bir tane yumurta sarısı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar unum var. Onu ekliyorum. Ve ne kadar diyeyim size? Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Bunu önce güzel bir karıştırayım. Ondan sonra suyunu ekleyelim. İsterseniz içine pirinç de karıştırabilirsiniz. Ama ben böyle sadece yoğurtlu olduğu zaman daha çok seviyorum. Bunu güzelce karıştırdım. Şimdi suyunu ekleyelim. Ben normalde bunu göz kararı yapıyorum ama şöyle bakacağım gene. Bir, iki, üç. Bir bakayım. Bir bardak daha koyabilirim. 3 bardak yoğurda 4 bardak su koydum. Gördüğünüz aynı yoğurdu koyduğum bardakla koydum. Bunu şimdi ocağa alacağım. Karıştıra karıştıra kaynatacağım. Kaynamadan önce asla tuzunu falan ilave etmeyeceğim. Ondan sonra şöyle tavamda biraz tereyağı eriteceğim. Onda da böyle tereyağıyla nane yakıp yüzüne dökeceğiz. Şu şekilde. Bunu ocağa alayım. O ara herhalde baklam da pişmiştir. Onu da altını kapatayım. Sizi de gene o tarafa götüreceğim. Çünkü bir yandan da artık pilavı pişirmeye başlayacağız. Bir yandan çorbayı karıştıracağım. Bir yandan da pilavımı yapmaya başlayacağım. Onun için tencereme şöyle biraz sıvı yağ alacağım. Pilavın ağırlıklı kısmı tereyağı olduğu için sıvı yağ az koyuyorum. Onu şimdilik biraz pilavı kavurmak için koydum. Pirinci kavurmak için. Pirinçlerimi de güzelce suda bekletmiştim. Ondan sonra yıkadım. Bazen hiç suda bekletmeden de yaptığım oluyor benim. O anlık böyle acil duruma göre değişiyor. Bir tane tahta kaşık alayım. Çok hızlı bir şekilde yapmam gerekiyorsa hiç suda bekletmiyorum. Çorba kaynadıktan sonra artık altını kısacağım. Onu kaynadıktan sonra karıştırmama gerek kalmayacak. Tencere biraz ısınsın diye pilavın altını açtım ben. Ama biraz sonra kısacağım onu. Evet, cızırdıyor artık. Pirincin altını kısıyorum. Güzel kısık ateşte bunu biraz kavuracağız. Pilavı biraz kısık ateşte kavurdum. Ama bir bu kadar daha kavuracağım. Yani aşağı yukarı bir 5 dakikadır falan kavuruyorum. Şimdi
Artık kavurma işlemi yarıya geldikten sonra tereyağını ekliyorum. Pilavı ben biraz bol yağlı yapıyorum. Aslında birçok şeyi bol yağlı yapıyorum. Yağlı yemekler çok lezzetli oluyor. Tereyağımın yanmaması için, bak bu da elimi yaktı. Tereyağım yanmasın diye kavurma işleminin en başında koymadım. Şimdi pirincimi kavururken o bir yandan gene eriyecek. Pirincim de kavrulmaya devam edecek. Hem de yağım yanmayacak. Bu şekilde bir 5 dakika daha kavuracağım. Evet, bugün de vlogumun sonuna geldim artık. Bütün yemeklerimi bitirdim. Biraz böyle fotoğraf çekmek için oyalandığım için pilavım da hafiften dağılmaya başladı artık. Tane tane, o yüzden şeyi üstünde tutmuyor. Hemen size şöyle göstereyim. Çok güzel değil mi? Sunumu da çok güzel bence. Bakın. Üzerine de azıcık böyle maydanoz serpiştirdim. Şöyle biraz buradan dağıtacağım. Bakın ne kadar güzel olduğuna. Bu şekilde böyle sofranın ortasına getirebilirsiniz. İnanın çok güzel olur. İstiyorsanız da ayrı ayrı sunumlar yapabilirsiniz. Bilirsiniz mevlüt pilavı gibi bunun içine birazcık şu kolumu kırmadan yerine koyayım. Bunun içine birazcık tavukla patatesten koyarsınız. Baharatla tavuk patates. Üzerine pilav koyarsınız. Bu şekilde ters çevirirsiniz. O şekilde de sunumu çok güzel olur. Ama bence böyle ayrı bir şık duruyor. Yani sofranın ortasında çok güzel olur. Şurada çorbam var. Hemen onu da size göstereyim. Basit bir yoğurt çorbası. Ama çok lezzetli. Kıvamı falan çok güzel. Üzerine de tereyağıyla nane yapıp döktüm. Hemen size göstereceğim şimdi. Çok güzel kıvamı. Ne yaptık? 3 bardak yoğurda 4 bardak su koyduk. Aklınızda bulunsun. Ondan sonra burada bakla yemeğim var. Onu da direkt şöyle göstereyim. Bunu kendim için yaptım biliyorsunuz. Böyle zeytinyağlı fasulye gibi. Şu an dereotum yoktu. Dereotum olsa üzerine dereotu serpiştirirdim bunun. Ama biraz böyle süs olsun diye maydanoz koydum. Hani böyle yaptığımız tatlı türü şeyler oluyor ya, kurabiyeler, kekler, onların üzerine pudra şekeri serperiz. Böyle daha bir hoş görünür, daha göze güzel görünür, hazır alınmış gibi durur. Ne bileyim, fırında yaptığımız bir yemeğin üzerine uygun bir yemekse tabii kaşar peyniri döküyoruz, üstünde kızarıyor, o daha bir taçlanıyor böyle. Bu tarz yemekleri de bence maydanoz taçlandırıyor. O yemeğin süsü oluyor yani. Şöyle zaten çok azıcık serpiştirdim. Burada da tatlım var. Bakın nasıl güzel oldu. Çok güzel, bir çırpıda da yaptık. Çok az zamanımız aldı. Vlogumu artık burada sonlandırıyorum. Hepinize de hayırlı iftarlar diliyorum. Sofranızdan bolluk, bereket hiç eksik olmasın inşallah. Eğer videomu beğendiyseniz, sıkılmadan izlediyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki videomda gene görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.